Balyoz davasına bakan mahkeme başkanı Ömer Diken gerekçeli karardaki çarpıtma ile ilgili kendini savundu. Oraş, Sakal ve Suga planlarının doğrulandığını iddia etmediklerini belirten Diken, suç unsuru olmayan belgeleri sağlama yapmak için karara yazdıklarını söyledi. Balyoz belgeleri Genelkurmay Başkanlığı'nca doğrulandı haberleri üzerine Balyoz davasına bakan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken açıklama yaptı. Mahkemenin gerekçeli kararında bazı belgelerin Genelkurmay tarafından doğrulandığı yazılarak tahrif edilen belgelerin de Genelkurmay tarafından kabul edildiği şeklinde anlaşılmasına yol açıldı. Milliyet gazetesine konuşan mahkeme başkanı Ömer Diken, karardaki ifadenin net olduğunu iddia ederek kendini savundu. Genelkurmay'dan gelen taranmış belgeler doğrudur yazısı var ama bu Oraç, Suga, Sakal eylem planlarının orijinallerinin Genelkurmay'da olduğu demek değil. Biz de kararımızın hiçbir yerinde Oraç, Suga, Sakal Genelkurmay tarafından doğrulandı demedik. Oraç, Suga, Çarşaf, Sakal soruşturma aşamasında savcılık tarafından sorulmuş, yok denilmiş. Bunların var olduğuna dair bir yazı yok elimizde. Olsaydı yazardık. Diken, Genelkurmay'ın doğruladığı belgeler arasında suç unsuru taşıyan hiçbir belgenin yer almadığını açıkladı. Eskişehir'deki flaş bellekten ve Gölcük'teki hard diskte ve CD'lerde bir takım ıslak imzalı belgeler vardı. Bunları Genelkurmay da doğruladı. Biz bunları yargılama konusu olmadığı için delil olarak almadık. Sadece yargılama konusu diğer dijital belgelerin varlığının ve sıhhatinin sağlanmasını yapmak amacıyla değerlendirdik. Diken, Genelkurmay'ın açıklamasının kendilerine değil basında çıkan haberlere yönelik olduğunu ifade etti. Diken, bir kasıtlarının olmadığını öne sürdü.